Bakın dün laikliğin en büyük savunucusu olduğu bu şahsiyet demeyeyim yani fazla olur ona. Hiç şaşırmadım. Hiç şaşırmadım. Dün laikliği savunuyordu. Bugün AKP. Ama o utanmazlığı, o İzmir'den o istedi ya. İzmir'den o istedi. Şimdi Cumhur İttifakı'na yattı. Bakın İzmir'den o istedi. Tek adamlığa karşı. Efendim mesela laiklik için, cumhuriyet için, demokrasi için o istedi. Laiklik yok eden, cumhuriyetin ırzına geçen, demokrasinin ırzına geçen bir ittifaka katıldı. Ona yakışan odur. Bir insanda şahsiyet yoksa, bir insanda omurga yoksa, bir insanda kişilik yoksa her şeyi yapabilir. Hiç şaşırmadım. Yani ben de bir şey söyleyeyim. Veli abinin her dediğinin altına ben imza atıyorum. Veli abi Malatya, beni Mersin niye seçti? Kutlu Soğukkur'un, Ali Tatar'ın katilleriyle hesaplaşmamız için seçti. Berkin Elvan'ın katilleriyle hesaplaşmamız için seçti. Beşiktaş'la hesaplaşmamız için seçti. Onun katilleriyle yan yana oturup siyaset yapmak için seçmedi bizi. Utanma duygusu çok önemli bakın. Şimdi size bir tweet okumak isterim. Süleyman Soylu bu tweet'i atıyor. 24 Ekim 2018'de atıyor. Kahraman jandarmamıza meclis kürsüsünden iftira atan, terörle mücadelemizi etkilemeye çalışan Mehmet Ali Çelebi ihanet içerisindedir. Bir dönem şanlı olduğumuzda maalesef görev yapan bu fersude benzer görevleri yapıp milletimizi katleden şerefsiz FETÖ'cüler gibi davranmaktadır. Sen Mehmet Ali Çelebi onuruna, şerefine, haysiyetine bu adamla aynı sıralarda oturmayı yediriyorsan sana benim hiç sözüm yok. Ama Mersin halkı beni, bakın 305.000 tane oy aldık. O bir kişinin bile bana niye oy verdiğini biliyorum. Ve bana oy veren irade nerede durmamı istiyorsa, ki duracağım yeri belirlemiş, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki arkadaşlarımla omuz omuza mücadele etmemi bana emretmiş, orada olurum. Beni Mersin, beni halk seçmiş. Beni seçip de onların iradesini fesat uğrayıp bir yerlerle kirli pazarlıklar yapmam için seçmemiş. Sen beraber mücadele verdiğin, beraber savunma yaptığın, beraber zindanlarda çürüdüğün, Ali Tatar'ın katilleriyle aynı koltukta oturacaksan sana benim hiçbir sözüm yok. Edep. Ha AK Parti'ye de şunu söyleyeyim, AK Parti diyorum, AKP'ye de şunu söyleyeyim. Transferci diyordun, milleti suçluyordun. Demokrasi adına giden milletvekillerimize, 15 milletvekilimize hakaret ediyordun. İyi Parti'den, işte Mehmet Ali Çelebi'den hangi şartlarda, ne şartlarda bu insanları sen kendi sıralarına alıyorsun? Şimdi ya sen hala savunmanı, Ergenekon'da Baylos'taki savunmanı paylaşıyorsun utanmadan Twitter'da. Sen İzmir'e nasıl sokağa çıkacaksın? İzmir'in yüzüne nasıl bakacaksın? O yüzden edep, utanma duygusu çok önemli ama yok ki orada olurum diyor. Keşke o gün oradan aday olabilseydin ki 2015'te Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelmeden önce MHP'nin kapısını çalmıştı ama reddedilmişti Mehmet Ali Çelebi. Bundan paylaşmış olayım ben. Ve maalesef bu kadar yani Mehmet Ali Çelebi'nin cezaevinde de ziyaretine gittim. Nikahına da gitme bahtsızlığına sahibim. Hakikaten o gün oradan buraya gelmek için midenin biraz geniş olması lazım. Kursağın biraz geniş olması lazım. Videoyu izledikten sonra Siyasetin Sesi adlı kanalımızı beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.